Şimdi bir tane kütüphane veri tabanı yapacağız. Bunda kütüphane bilgileri, kitap bilgileri, üye bilgileri, yazarlar, yayın evleri, kategoriler ve bunlar arasındaki ilişkileri anlatan bir örnek yapacağız. Şimdi ilişki tipleri şu an hepsi burada yoktur gerçi ama aklımıza gelenler bunlar. Kütüphane bilgileri sunacak. Birden fazla şunu silelim. Evet, bir kitap birden fazla kütüphanede bulunacak. Bir kütüphanede birden fazla kitap bulunacak. Bakın neyi çağrıştırıyor size bu? Çoka çok ilişki. Bir üye birden fazla kütüphane üye olabilecek. Yani bir kişi girip 3 tane kütüphaneye üyelik yaptırabilecek. 3 tane ayrı kütüphaneden kitap alıp okuyabilir. Bir kütüphanenin de birden fazla üyesi olacak. Bakın evet, bir ve birden fazla kütüphaneye, bir kütüphanede de birden fazla üye olduğuna göre çoka çok. Bir yazar bir kitap yazabildiği gibi bir kitabında birden fazla yazar olabilir. Evet, bir kitabı birden fazla kişi yazabiliyor. Evet. Bir kitap bir yayın evinden çıkabilecek. Bir kitap sadece bir yayın evine ilgilendiriyor. Bu yüzden bire çok ilişki. Bir kitap birden fazla kategoride olabildiği gibi bir kategoride de birden fazla kitap var. Bu da bize çoka çok ilişkiyi çağrıştırıyor. Evet, şimdi gelin bu bilgileri. İlk önce yapmanız gereken her zaman tablolarınızı oluşturmak. Tabloları oluştururken göz önünde almanız gereken konu kütüphane bilgileri sadece kütüphane tablosunda. Yani kütüphaneler tablosunda kitaplarla ilgili herhangi bir bilgi olmayacak. Yani yanın olması lazım. Kütüphane tablosuna baktığım zaman sadece kütüphaneyi ilgilendiren bilgiler olacak orada. Kütüphaneyi ilgilendiren, oraya üye olan kişiler değil. Tamam, kütüphanenin bilgileri, kütüphanenin adresi, işte telefonu, kütüphanenin adresi, tamam, bu gibi kütüphanenin ismi. Bunlar sadece. Tamam, ilişkileri daha sonradan kuracaksınız. Bunun için bir management stüdyo çalıştırıyorum. SQL Server Management Studio ya da Visual Studio içerisindeki Server Explorer penceresi aynı işi yapar. Database'e sağ tıklayıp New Database diyorum. Oradan kütüphane isminde bir database oluşturuyorum. Daha sonra diagrama bir tane sağ tıklayıp diagram ekliyorum. Diagram üzerinden tabloları ben ekleyeceğim. New Table diyorum. İşte birinci tablomun ismi kütüphaneler olsun. Kütüphane tipi int olsun. İşte kütüphanenin ismi envarchar50, işte adresi envarchar1000 karakter. İlla bir adres girmek zorunda değilsiniz. Telefonu olsun, işte envarchar10 diyelim. Telefondan başlayalım. Tamam, yeterli. Kütüphane ID'si bunun için ne olacak? Birinci anahtar olacak ve de bunlar her zaman her bilgi girerken bu ne olacak? Evet, otomatik sayı olacak değil mi? Tamam, bilgiden properties penceresini açalım. Kütüphane ID'ye tıkladığımız zaman bakın is identity yes yapıyorum. Birden başlayacak, birer birer artacak. Kapatalım. İkincisi kitaplar tablosu. Gelelim şuraya, bir kitaplar tablosu ekleyelim. New table. Kitaplar. Kitap ID. Tipi int olsun. Kitabın ismi olsun. Kitap ismi olsun. Envarchar50 yeterli. Hayır, sadece kitabı ilgilenen, ilişkilerle ilgilenen bir şey yazmayacağım şu anda. Kitabın ismi, kitabın açıklaması, envarchar max diyelim, maksimum değer alabilsin. İşte başka ne olabilir? Kitabın çıkış yılı olabilir, değil mi? Date time deriz, illa bildirmek zorunda olmayalım. Evet, şuna ne yapıyoruz? Birinci anahtar diyoruz, şuradan. Şuna yes diyoruz.
Şunu daha sonra küçültelim. Kitaplar tablomuz da tamam. İkincisi üyeler tablomuz. Gelelim şuraya. New table. Üyeler olsun. Evet, kütüphaneye üye olan kişiler. Üye ID'si olacak tabii ki. Üye ID, üye int, ad soyadı olsun. Marçeli yeterli. İşte doğum tarihi olsun. Doğum tarihi olsun. Bilim. İşte cinsiyet olsun. Bit, true ya da false olsun. İşte adresi olsun bunun. Marçer. Bakın, herhangi bir ilişkiyle ilgili herhangi bir kolon ekliyor muyum? Yok değil mi? Sadece yılın tabloları oluşturuyorum. Yazarlar tablom. New table. Yazarlar tablosu. Yazar ID, tipi int. Ad soyadı olsun yazarın. Adı mutlaka olsun. Aynı bu da şeye benzesin. Şu tarihi. Yemar charge demeyelim. Daytime diyelim. Cinsiyet diyelim. Evet, bunun bir tane aslında üyeler diye bir tablo da mesela kişiler tablosu yaparsınız. Ekstra bir kolon eklersiniz. Kişinin tipi ne olsun? Örneğin sıfırsa normal üye, birse yazar. Değil mi? Sonuçta aynı bilgileri tutuyorsun. Yani bir tabloya indirebilirsiniz iki tane tabloya. Şurada birinci anahtar ve tamam, iki tane tablo yönetim. Tek bir tablo, kişiler tablosu, ekstra bir kolon kişinin tipine, sıfırsa işte normal üye, bir ise yazar, iki ise site yöneticisi falan gibi ayarlayabilirsiniz. Evet, yayın evleri. Yayın evleri tablosu. İşte yayın evi ID int. Evet, konuşmaya başladık. Şuradan yayın evinin ismi olsun. Marçarelli. Adresi olsun. Marçar 500. İşte telefon olsun. Yeterli. Tamam, yeterli kadar. Kapatalım. Otomatik sayı yaptık mı? Yapmadık. Otomatik sayı yapalım. Sonra ne var? Tabloların, hayır, kitapların kategorileri. Evet. Kategoriler. Kategori ID int. Kategori ismi. Hadi bakalım. Envarçar 50. Evet. Şunu birinci anahtar yapıyoruz. Şunu yes yapıyoruz. Şunu da kapatıyoruz. Evet, şimdi gelelim. Bunlar arasındaki ilişkiler. Şimdi bakalım ne diyor. Bir kitap birden fazla kütüphanede bulunabildiği gibi bir kütüphanede de birden fazla kitap olacak. Tamam. Bunun için çoko çok ilişki olacağı için neden çoko çok? Onu açıklayalım isterseniz. Bir kitap birden fazla kütüphanede olacak. Şimdi bir kitap birden fazla kütüphanede. Şimdi sen şöyle bilgi bir kitap. Şimdi şuraya ben ekstradan bir kolon eklediğimi düşün. Kütüphane ID diye. Şuraya. Ve ben şuradan bilgi girişi yapıyorum. Böyle. Hangi tabloya gireceğiz? Kitaplar tablosu. Kitabın ismi. İşte A, B, C. Kitabın ismi.
Açıklaması işte şöyle, açıklama diye böyle bir değer yüklediğimiz farz edin. Kitabın yılı işte 2000 yılı. Şimdi hangi numaralı kitap bu? Bir numaralı kitap. Tamam mı? Şimdi şuraya alta da iki numaralı kitap girelim. Şuna da işte BCK 2007'de çıkmış bir kitap. Şimdi bunların hangi kütüphaneye ait olduğunu bulalım. Bir numaralı kütüphaneye ait. Bu hangi kütüphaneye ait? Bir numaralı kütüphaneye ait. Ya da iki numaralı kütüphaneye ait olsun. Şimdi bu durumda biz ne yapmış olduk? Bir kitap birden fazla kütüphaneye ait oldu mu? Oldu değil mi? Şimdi bir kütüphanede birden fazla kitap nasıl olacak? Evet. Tamam, şu an bu mümkün değil. Yani biz kütüphane ile kitap arasında bir tane ilişki kurmamız gerekiyor. Yani şu an bu bire çok ilişki değil mi? Bire çok. Birinci kitap bir numaralı kütüphanede, ikinci kitap iki numaralı. İşte üçüncü kitap olsa, üçüncü kitap o da iki numaralı kütüphanede olabilir. Öyle değil mi? Evet. Ama şimdi şu kısmı yaptık. Bir kitap birden fazla kütüphanede oluyor. Ama bir kütüphanede birden fazla kitabı nasıl tutacağız? Şu soru. Evet, geliyoruz şuraya bir tane ekstradan kütüphane ve kitap tablosunun kesişimi olan kütüphane ve kitap tablosunun kesişimi olan ekstra bir tablo eklemek. Şuraya aynen kütüphane ID'sinin şöyle ID'si, ikincisi de kitap tablosunun şöyle kesişimi. Şunları kapatıyoruz. Şöyle CTRL ile ikisini de seçiyorum. İkisine de anahtar diyorum. Otomatik sayı yapıyor muyum? Hayır, otomatik sayı yapmayacağım. Neden? Çünkü şu kütüphane ve kitaplar tablosuna girilen bilgiler sonucunda onların ID'lerini alacak. Daha sonra buraya bilgi girecek. Yani şuraya ve şuraya bilgi girilmediği sürece buraya bilgi girilmez. Değil mi? Şimdi şu durumda ne yaparız? Bir numaralı kütüphanede 5 numaralı kitap. 2 numaralı kitap kütüphanede 6 numaralı kitap. Değil mi? 1 numaralı, 3 numaralı kütüphanede gene 5 numaralı kitap. Tam tersi düşün. 5 numaralı kitap 2 tane kütüphanede de olabilir. Tamam, çok o çok ilişki bu. Şimdi gelelim. Bir üye birden fazla kütüphaneye üye olabilir. Bir kütüphanede birden fazla üyesi olabilir. Bu da çift tarafta. Tamam mı? Ne yapacağız? Kütüphane ve üye tablosu arasında bir ilişki kuracağız. Kütüphane ve üye arasında. Nasıl bir ilişki? Çok çok. Kütüphaneler ile üyeler arasında bir ilişki. Yine aynı şekilde kütüphane ID'nin ID'si ile şuraya üye ID alacağım. İkisinin de tipi aynı olacak. Yani geldiği tablonun data tipi ile aynı olacak. Şuna ikisine birinci anahtar diyorum. Şu da ikisinin kesişimi. Evet, gelelim bir sonrakine. Bir yazar bir kitap yazabildiği gibi bir kitabına birden fazla yazarı olabilir. Bir yazar bir kitap yazabildiğine göre yazabildiği gibi bir kitabına birden fazla yazarı olacak. Evet, kitap ve yazarlar tablosu arasında bire çok ilişki var. Yazarlar ve kitaplar arasında. Şöyle new table diyorum. Kitaplar ve yazarlar tablosu. Kitap ID tipi int, bir de yazar ID tipi int. Evet, bu da çok çok. Bu
Bu da kolon görüntüsü diyelim. Daha sonra bir kitap bir yayın evinden çıkacak. Bakın bir kitap iki yayın evi tarafından çıkarılmayacağı için burada bire çok ilişki var değil mi? Bir kitap bir yayın evi arasında. Kitaplar nerede? Kitaplar burada. Yayın evleri nerede? Burada. Yani şu kitaplar tablomu ben sonuna bir tane yayın evi ID diye bir yabancı anahtar eklersem benim iş çözülür. İsterseniz şuna null kabul etmeyelim. Çünkü her kitabın mutlaka bir yayın evi olmasını zorlayalım olayı. Tamam. Her kitabın bir yayın evi var artık. Bir kitap birden fazla kategoride olabildiği gibi bir kategoride birden fazla kitap olacak. Kategoriler ve kitaplar tablom arasında gene çoka çok ilişki var. Kitaplar ile kategoriler arasında. Ne yapacağız şimdi burayı? Kitap ID bir de kategori ID arasında bir çoka çok ilişki var. Evet, bunlar da tamam. Şimdi gelelim fiziksel olarak ilişkileri kurmaya. Şimdi kütüphaneler tablosu ve kitaplar tablosunun çoka çok ilişkisini tamamlayan ekstra bir tablo. Şimdi bunlarda ve bunlarda mutlaka bilgi olacak ki buraya bilgi ekleyebilirim. Buraya otomatik sayı olmayacağına dikkat edin. Yani buraya 5 numaralı kütüphane, 3 numaralı kitapta kesiştiği değerler buraya yazılacak. Yani burada 5 numara ve burada 3 numaralı bilgi yoksa buraya 10 numaraları kullanarak kayıt ekleyemez. Şu anki durumda bunu engellemez. Çünkü fiziksel ilişkiyi kurmadınız. Ama ilişkiyi kurduktan sonra bunu engeller. Yani buraya sen 3 numaralı kütüphane yazarsan buraya denetler. 3 numara var mı burada diye. Yoksa hata verir. O yüzden olmasın, bilginin ilk olması gereken yerden sürüklemeye başlıyorsunuz. Kütüphaneler tablosundan kütüphane ID'ye gelip sürükleyip bırakıyorsun. Kitaplar tablosundan gelip şuraya sürükle bırak. Daha sonra yayın evi tablosu. İlk önce bir yayın evi eklenecek ki daha sonra o yayın evini kitap tablosuna kullanabilirim. Yani bir kitap eklemeden önce mutlaka mevcut bir yayın evinin yayın evi tablosunda olması gerekiyor. Evet. Gelelim şuraya. Yazarlar tablosu. Mutlaka bir yazar olacak ki kitaplarla yazarlar arasında bir ilişki kuralım. Evet, daha sonra yazar tablosu nerede? Yazarlar tablosundan getirdik. Yazardan yazara getirdik değil mi bunu? Tamam. Kitaplar nerede? Kitaplar burada. Kitaplar tablosundan da şu kitap ID'sine getiriyoruz. Evet, tamam. Gelelim kategorilere. Ya da şu üyelerle kütüphane arasında kütüphane tablosundan kütüphane ID'sine sürükleyip bırak. Üyeler tablosundan da şuradaki üyeye sürükleyip bırak. Başka var mı? Kitaplar tablosundan kitap kategoriye. Kategorilerden de şuradaki kategoriye. Başka var mıdır? Herhalde yok. Evet, bu kadar. Kaydediyoruz bunu. Diyagrama isim versek de olur, vermesek de olur. Kaydettiğimizde bütün tabloları bakın şöyle oluşturuyor. Eğer diyagramla oluşturursanız ya tabloları tamamen kaydetmeden bakın hepsini kaydediyorsun. Bütün hepsi artık şuraya gelip şöyle açtığınızda tablonuz burada.